Filozofun Yolu podcast'ini Spotify, Apple ve Google Podcast uygulamalarından veya YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz. Her program için hazırladığımız notlara filozofunyolu.com adresinden erişebilir ve web sayfasını bir tartışma platformuna dönüştürebilirsiniz. Bunun yanında Twitter hesabımızdan duyurularımızı takip edebilir, yorum ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Programımızın masraflarına Patreon'dan ortak olabilir veya daha fazla üretim yapmamız için bizi teşvik edebilirsiniz. Gerçek bütündür. Bütün ise ancak kendi açılımı yoluyla kendini tamamlayan özdür. Merhaba, Filozofun Yolu'na hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Filozofun Yolu'nda Alman İdealizmi serimizde bu hafta Hegel konuşacağız. Alman İdealizminin son temsilcilerinden Hegel'den bahsedeceğiz bugün. Evet, Alman İdealizmi'nde Hegel'i konuşacağız. Bunun öncesinde ben Kreuzus destekçisi Arda'ya teşekkür etmek istiyorum. Programımızın ana kaynağı Macit Gökberk'in Felsefe Tarihi kitabı ve benim ders notlarımdan oluşuyor. Didem Hoca vermişti bu dersi. Kendisine teşekkür ediyorum eğer dinliyorsa bu programı. Diyorum ve programa başlıyorum. Hatırlarsak Kant teorik akıl ile pratik akıl arasında doğayı mekanist olarak açıklama ile teleolojik olarak açıklama arasında doğru, yararlı, iyi ve güzel değerler arasında doğru ve yanlış bilme arasında kesin sınırlar çizmeye çalışmıştı. Onun her alanın sınırlarını belirtmek isteyişi felsefesinin kritik niteliğiyle ilgilidir. Kritik deyimi bir anlamıyla ayırma demektir. Fakat Kant'tan sonra Alman idealistlerinin ana tutumu bir sistem oluşturmak olmuştu. Sistem düşüncesi ise daima ayrılıkları birleştirmek, karşıtları uzlaştırmak ister. Sistemde bütün düşünceler tek bir ana önermeye sıkı sıkı bağlanır. Sistem içindeki düşünceler de bundan tutarlı olarak türetilmeye çalışılır. Peki Bilal, Alman idealizminin diğer temsilcileriyle kıyasladığımızda Hegel'in diğerleri arasında farkını böyle birkaç cümleyle özetleyerek bir girizgah yapabilir miyiz? Tabii. Genel olarak Fichte felsefesinin ilkesi bir özdeşlikti. O beni düşünüp diyalektiği olan ben olmayana ulaşmaya çalışıyordu. Fakat bu ben olmayan yani doğa olgusal değil zihinsel bir kavramdı. Burada madde us dualizmi söz konusuydu. Schelling'e geldiğimizde de o düşüncesini geliştirirken tin görülemeyen doğadır diyerek ikisini özdeş kılmış ve dualizmi aşmaya çalışmıştı. Hegel'de olgusal dünyayı kavram felsefesinden ayırmaması gibi ulaştığı sentezle özdeşliğe ulaşmaya, dualizmi aşmaya çalışması yönüyle Schelling ile aynı çizgidedir. Ve ulaşmaya çalıştığı şey mutlaktır. Bu arada Hegel son Alman idealistiydi, doğru mudur? Evet, Alman idealistlerinin sonuncusu ve en büyüğüdür. Tamamıyla kendi içine kapalı, yöntem bakımından tam bir birlik içinde olan, içeriği bakımından çok zengin bir sistem yaratmıştır Hegel. Bu felsefe şimdiye kadarki felsefe tarihinin en son büyük sistemidir. Çünkü realist pozitivist bir akım karşısında Hegel felsefesi yıkıldıktan sonra onunki gibi büyük bir sistem kurma denemesine artık girişilmeyecektir. Hegel'in felsefesi Kant'tan sonra rasyonalizmin en yüksek doruğudur diyebiliriz. Hegel'de asıl gerçeğe spekülasyon olarak yani deneye hiç başvurmadan salt düşünmenin sınırları içinde kalınarak varılmaya çalışılır. Hegel'e göre felsefe objelerin düşünceyle görülmesidir. Düşünme bunu başarabilir çünkü objenin kendisi de süje gibi rasyoneldir Hegel'e göre. Süje ve obje aynı ilkenin, aynı aklın başka başka olan şekillenmeleridir. Burada bahsettiğin düşünme adını verdiğimiz şey nasıl bir düşünce oluyor tam olarak acaba Hegel'e göre? Hegel düşünme derken felsefi düşünmekten bahsediyor. Bir diğer düşünme türü de basbayağı duyularla edinilmiş gereçler üzerinde düşünmektir. Yalnız bu gereçler kavranılır. Bu herhangi bir şey üzerinde düşünmektir kısaca. Oysa felsefi düşünme herhangi bir şey üzerinde durup düşünme olmayıp kavramlar sistemini yapıcı ve yaratıcı olarak geliştirmektir. Bu düşünmeyi sağlayan araç aklımız da birkaç aşamadan oluşuyor esasen. Üç tane aşaması var bunun temelinde. Anlak, anlık ve us. Anlak, ampirik düşüncedir. Yani deneysel düşünmedir.
deneyle elde edilmiş bilgilerden yola çıkarak kavramlar yaratır, kategorize eder. Mesela dışarıda canlılar görür. Bunların bir kısmına hayvanlar der. Sonra birbirine benzeyen canlıları bir daha kavramlaştırıyor. İşte dört ayaklı, tüylü, küçük canlılara kedi diyor mesela. Bu anlak dediğimiz aklın bölümü veya ilk aşaması. İkinci aşama anlık. Kavramsal ayrımları gören, koyan ve bu ayrımdan yola çıkarak özdeşliğe ulaşmaya yardımcı olan bölümdür. Son aşamada da us'tan bahsediyor Hegel. Us, anlıkta yapılan ayrımlardan sonra özdeşliğe ulaşan zihin aşaması kademesidir. Burada düşünme yöntemli olarak ilerleyen objelerin kavramlarını birbirinden türete türete sonunda kavramlar zinciri ortaya konacaktır. Bu zincirin son halkası evren kavramıdır. Bütün öteki kavramlar bunun altında toplanır, bunun içinde yer alır, buna bağlıdırlar. Dolayısıyla felsefe varlığın kendi kendini düşünmesidir diyor Hegel. Bu yüzden de felsefi düşünmede dışarıdan gelecek bilgiye gerek yoktur. Deneysel bilgiye ihtiyaç yoktur. Bu düşünme kendi kendisinden beslenir, kendi kendisini işler. Maddeyi de, formu da kendisi bulur. Felsefenin ödevi varlığın özünü kavramaktır. Felsefede kavramak dışarıdan gelen bir şeyi, duyumların getirdiğini kavramak değil, kavramak kavramın kendi içindeki etkinliğidir, kendi başına işlemesidir. Biraz karışık geliyor olabilir bu söylediklerim. Hegel'deki bilgi felsefesi ve düşünme de tekrar ediyorum. Deneysel bilgiye yer yok. Her şey bizim zihnimizde olup bitiyor. Bundan dolayı Hegel'e göre kavram bilginin upuygun formudur. Bilgimiz ancak kavramda objeye en uygun olan bu duruma ulaşır. Kavramda rasyonel bir öğe olduğundan Hegel aklı dışındaki herhangi bir yetiyle bilgi edinmeyi reddeder. Duygu ya da duyum bizi öze götüremez. Bize ancak özün rastlantılı olan görüşlerini, rastlantılı olan bölünmüşlüğünü ve çokluğunu gösterebilir. Burada şunu sormak istiyorum Bilal. Salt düşünmenin içinde kalarak yalnız bu bahsettiğin kavramın kendi kendisine işlemesiyle bilgi sistemimiz nasıl oluşuyor olabilir? Hegel diyor ki eğer yapılan şey felsefe ise bilgimizin bir sistem içinde olması gerekir. Tutarlı bir bağlam olan sistem, kaplamı en geniş olan kavramdan kalkarak bütün düşünülebilenleri aynı yöntemle birbirinin ardından geliştirecektir. Burada sözü geçen yöntem Fichte ile Schelling'in de kullandıkları diyalektik yöntemidir. Yalnız Fichte'de diyalektik düşünmenin gelişmesinin formuydu. Schelling onu dışarıya aktarmış, doğa sürecinin gelişmesinin formu yapmıştı. Hegel ise diyalektiği evrensel bir yöntem yapar. Ona göre diyalektik hem düşünmenin hem de yalnız doğanın değil bütün varlığın gelişme biçimidir. Düşünme de varlık da hep karşıtların içinden geçerek karşıtları uzlaştırarak gelişirler. Ancak varılan her uzlaşmada yeniden çözülmesi gereken yeni bir karşıtlık gizli olduğundan diyalektik hareket eden düşüncenin varlığı bir bütün olarak kavramasına, varlığına da bilincine erişip özgürlüğünü elde etmesine kadar sürüp gider. Evet, konuyu diyalektiğe getirmişken bir soruyla devam etmek istiyorum ben de. Şimdi programın başından beri senin de birkaç defa belirttiğin gibi Hegel de diyalektik yöntemin gereğinden bahsediyor. Peki Hegel bu yöntemin kullanılması gerektiğini nasıl gerekçelendiriyor? Hegel'e göre bilginin yürüyeceği yol, yani bilginin yöntemi ne olmalıdır sorusu üzerinde durup kalmamalıdır. Kant'ın dediği gibi ilkin bilginin yolunu bulup sonra varlığı tanıyacak da değiliz esasen. Çünkü felsefenin konusu olan varlığın bütününe yönelince bilmede yürüyeceğimiz yolun herhangisi olacağı kendiliğinden belli olur. Bu yolda diyalektiktir. En tümel olanı elden geldiğince düşünmeye çalışalım mesela şimdi. Diyalektiği de hemen bulacağız. En tümel kavram dediğimiz şey hangi kavramdır İlker? Varlık kavramımız. Varlık değil mi? Her şeyi kapsıyor. Ancak bu kavramın da hiçbir içeriği yoktur. Bomboştur. Bana varlığı tanımla dersem hiçbir şey söyleyemezsin muhtemelen. Varlığın bir özelliğini söylesem hiçbir şey söyleyemezsin. Çünkü söyleyeceğin her özellik başka bir varlıkla ihtilaf içinde olacak muhtemelen. Dolayısıyla biz varlığı, var olanı düşünmeye çalıştığımız zaman
bütün özelliklerini ondan çıkarmak zorunda kalıyoruz. Hiçbir içeriği kalmayınca da varlık artık yokluk olmuş oluyor. İlk çelişmeyi, ilk diyalektik durumu hemen bulduk biz zaten. Varlığı düşünmeye başlar başlamaz yokluğun kendisiyle karşılaştık. Bu çelişmeyi çözmek, düşünmenin karşısına kendiliğinden çıkan bir ödevdir. Varlığı yokluk olmaktan kurtarmak için ona bir içerik kazandırmalıdır. Bu içeriği ona kazandırınca da oluş kavramını kendi kendiliğinden bulmuş olacağız. Demek ki biz düşünmeye başlar başlamaz hemen başlangıçta diyalektik ile karşılaşıyoruz diyor Hegel. Bu yüzden diyalektiği kullanıyoruz. Adeta şartlar bizi diyalektiğe zorluyor Hegel'e göre. Bu yolda bütün kavramlarımız diyalektik bir hareket ile birbirinden türerler. Varlık kavramında yokluk kavramını keşfettiğimiz gibi her kavramın içinde bir başka kavramı keşfederiz. Böyle ta bütün varlığı bir kavramlar sistemi içinde derleyip toparlayıncaya kadar sürüp gider. Yalnız kavramların birbirinden türemeleri zaman bakımından değil, mantık bakımındandır. Bu arada Bilal, varlıkta diyalektik bir süreçtir dedin değil mi? Evet, doğrudur. Varlık yani evren ile bir ilkenin, bir ilk temelin kendisini açması, belli bir ereğe doğru gelişmesidir. Bütün var olanların, bütün varlık çeşitlerinin arkasında ve temelinde bu ilkeye Hegel'e göre ide, akıl, söz ya da tin, geist yatar. Şimdi Hegel felsefesi birazcık zor bir felsefe. Biraz değişik bir felsefe yani günümüz. Bu idealistlerin felsefeleri çoğu. Modern insanın anlamasının pek kolay olmadığı felsefeler hepsi bunların. Dolayısıyla artık bir de onun varlık felsefesini, metafiziğini konuşmadan felsefesini konuşmak çok zor. Biz de kendimizi bilgi felsefesiyle sınırlamaya çalışıyoruz. Zaten konumuz itibariyle o ve bilgi felsefesini konuşurken bile ister istemez varlık felsefesine geçmek zorunda kalıyoruz. Ama bu geçişi tamamlamadan programı bitirmek ve ileride ömür vefa eder artık ne zaman yaparsak varlık felsefesi serimizde bu şeyi Hegel'in felsefesini veya eğer felsefe tarihi konuşmaya devam edersek en son biz nerede kalmıştık? Modern çağda kalmıştık. Yani orta çağı bitirmiştik. Ondan sonra modern çağdan başlarsak Hegel'i de kendi başına konuşmamız gerekecek. Veya varlık felsefesi başlığı altında da konuşabiliriz. Artık ne zaman olursa. Dolayısıyla bu alma idealizmini de arkamızda bırakıyoruz. Dediğim gibi anlamamanız biraz normal. Benim iyi bir hoca olmadığımda malum hoca da değilim zaten. Benden bir şey almamanız da ayrıca normal. Bugüne ekstra okumalar yapmanız gerekiyor. Bugüne kadar dinlediniz ama bu gerçeği açıklamanın vakti geldi gibi oldu. Bir de programı yapalı bayağı oldu. Biz 4 yıldan fazla oldu. Programı biz 1. sınıfın başlamıştık. 1. sınıfın bitiminde yapmaya başlamıştım ben. 2020 yılında bitti benim okul. 2022 bitmek üzere. Yani felsefeyle henüz ilgilenmiyorum. Yüksek lisans falan yapmaya niyetleniyordum ama hayat şartları şu anda izin vermiyor o işlere. Hobi olarak felsefe yapan pozisyondayım şu anda. Bir tane hocayla konuştum bilgi felsefesini konuşmak için. Okey dedi. Eğer onun programı ve benim programım bir sorun çıkartmazsa idealizmin ana konusu olduğu, yani temelde idealist felsefeyi konuşacağımız bir program yapacağız. Umarım aksilik olmaz ve yaparız. Eğer olmazsa da artık modern pragmatizmden başlayıp modern bilgi felsefelerine, dil felsefelerine, postmodern bilgi felsefesine falan gelecek. Postmodern bilgi felsefesi demek biraz problemli de. 20. yüzyıldaki bilgi felsefesi falan diyeyim en iyisi. Burada neler gelişmiş falan deyip. Yani herhalde bir 3-5 programımız kaldı bilgi felsefesini bitirmek için. Bu yıl biterse 10 numara olur yani. Diyorum. Bir sorun yok herhalde İlker. Yok. Tamam o zaman. Esen kalın. Hoşçakalın.